Merhaba arkadaşlar, Şenelle Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son derece pratik 3 dakikada ya da 5 dakikada yapabileceğiniz kolay tiramisu tarifi vermek istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler 1 adet Dr. Oetker tiramisu yap hazır kreması. Bunu aldığınız zaman gerçek tiramisu lezzetini yakalamanız mümkün. Üstelik krema pişirmenize gerek de yok. 2 yemek kaşığı granül kahve, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 bardağı süt, kedi dili bisküvilerini batırmak için kahveyle birlikte karıştırmak için bu. 2,5 su bardağı kremayı çırpmak için sütümüz var. 1 paket 200 gram kadar kedi dili bisküvimiz var. Evet, tarifimize şimdi geçelim. Çırpma ile başlayalım. Toz kremamızı böyle kabımıza ekliyoruz. Üzerine 2,5 su bardağı buzdolabında soğutulmuş sütümüzü ilave ediyoruz. Önce düşük devirde, sonra hızlı devirde çırpmaya başlıyoruz mikserle. Evet arkadaşlar, kremamızı çırptık. Gördüğünüz gibi yoğurt kıvamına geldi. Kremamız hazır. Şimdi kremamızı bir köşeye alalım. Evet arkadaşlar, kremamız hazır. Şimdi bisküvilerimizi batıracağımız kahve sosumuzu hazırlayalım. Karıştırmak için bir çırpıcı alayım. 2 yemek kaşığı kadar sade granül kahve, 3 yemek kaşığı kadar şeker. Eriyene kadar karıştıralım. Evet, kahve sosumuz hazır. Şimdi tatlımızı yapacağımız bir kap lazım. Bir kap alalım. Benimki en küçük kare borcam. Biraz sıkı ve gösterişli olsun diye ben bunu tercih ettim. Şimdi kedi dili bisküvilerimizi alıyoruz. Şöyle alt ve üst kısmını ıslatarak tepsimize dizelim. Evet, iyice çekiyor bisküvilerimiz sosunu. Eğer gerçekten tiramisu yemek istiyorsanız bu tarife %100 güvenin. Öyle muhallebi pişirilmiş muhallebili bir tiramisu değil bu. Siz de yapınca lezzetinden anlayacaksınız. Sığmayan yerlerini şöyle kırarak koyabiliriz. Evet, ilk katımızı dizdik. Şimdi üzerine bir kat krema geçeceğiz. Kremamızın yarısını bu kat için kullanalım. Evet, bu kadar yeterli. Kremanın tadını siz de tattığınızda hayran olacaksınız. Böyle içinde acı badem tadı geliyor. Gerçekten nefis bir krema. Çok pahalı bir şey de değil. Marketlerde 2-2,5-3 TL arasında. Evet, diğer katını dizmeye devam edelim.
Diğer katını böyle dizmiştik. Sanki bunu böyle dizsek daha iyi olacak gibi. Kesilirken güzel dilimler çıksın. Evet, bisküvilerimiz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Sığmayan yerlere böyle ek yapalım. Evet, bu katımızı da bitirdik. Şimdi üzerinin kremasına geçelim. Evet, kalan kremamızı direkt üzerine dökelim. Kaşığımızla, kaşığın tersiyle şöyle üzerine güzelce yayalım. Evet, tatlımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi üzerine düzelttikten sonra buzdolabına kaldıracağım. En az 1 saat kadar buzdolabında dinlenmesi lazım kremanın donması için. Servis esnasında üzerine kakaosunu serpeceğim. Eğer siz daha fazla yapmak isterseniz sadece kedi dili ve kremayı iki ölçüye çıkarmanız yeterli. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. 1 saat sonra görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, tiramisumuz dolaptan çıktı. Kreması dondu, birbiriyle yoğunlaştı ve şimdi servis esnasında servisten önce kakaosunu üzerine serpeceğiz. Yaklaşık malzemeler kısmında söylemeyi unutmuşum. 1 yemek kaşığı kadar kakao süsü için. Bu biraz fazla geldi. Azar azar serpmek daha mantıklı sanırım. Evet, şimdi daha kolay. Evet, o yarım kaşık kakaomuz yetti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tiramisumuz görmüş olduğunuz gibi hazır. Tam donmadığı için ben o dilimi biraz çıkarmakta zorlandım. Fakat ara katmanlarını görmeniz için şöyle bir video çekmek istedim. Donduğunda çok güzel dilimler halinde olacak. Hepinize afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yaparak bana destek olmayı unutmayınız.